Sonsuz evreni gözlemlemek gerçekten çok heyecan verici. Şimdi bu bölümde sizlere gökyüzünün, yıldızların ve uzak evrenlerin keşfini sağlayan teleskobu anlatacağız. Teleskop Yunanca'da uzak ve görme anlamına gelen tele ve skopo sözcüklerinin bileşimidir. Teleskop, bir mercek ya da ayna kullanılarak gök cisimlerinden daha fazla ışık toplamak ve bu ışığı odak noktasında birleştirerek çıplak gözün gördüğünden daha parlak ve daha büyük görüntü elde etmeye imkan veren optik aletlerdir. Konya Bilim Merkezi'nde şimdi astronom arkadaşım Sinan'la güneşe bakacağız. Yanımızda da bir teleskop var. Sinan merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Sağlıklısınız. Çok şükür. Şimdi güneşe bakalım. Sinan, bu teleskobun özellikleri ne? Bu teleskop bir aynalı teleskoptur. Peki aynalı teleskopla nerelere bakabilirim? Bu aynalı teleskopla bize en yakın yıldız olan Güneş'e, uydumuz olan Ay'a ve Güneş sisteminde bulunan diğer gezegenlere bakabiliriz. Harika, muhteşem. Yalnız Sinan, Güneş'in üstünde siyah noktacıklar var. Bir bakar mısın? Evet. Ne onlar? Bu siyah noktalara biz güneş lekeleri diyoruz. Bu güneş lekeleri güneşin yüzeyinin soğuk bölgeleridir. Bu zamana kadar gördüğüm en büyük güneş lekeleri bunlardı. Bu küçük noktalar şeklinde gözüken lekeler aslında çok büyük. İçine bir dünya rahatlıkla sığabilir. Desene, tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Harika. Teleskobun çalışma prensibi ilk kez 1608 yılında Hollandalı Hans Lippershey tarafından bulunmuş, sonra İtalyan bilgin Galileo Galilei tarafından tasarımı tamamlanmıştır. Çalışmaları İngiliz bilim insanı Isaac Newton'un evrensel yerçekimi kuvveti teorisine de dayanak sağlayan Alman gökbilimci Johannes Kepler, sadece birkaç yıl sonra teleskobun nasıl güçlü bir biçimde kullanılabileceğine ilişkin bilgileri açıklamıştır. Kullanım alanları genellikle rasathaneler olan ve gökyüzünde bulunan cisimlerin gözle görülür büyüklüğe ulaşmasını sağlayan teleskoplar 3 tip ayrılır. İşte bunlar: mercekli teleskoplar, aynalı teleskoplar ve hem mercekli hem aynalı teleskoplar. Sinan, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Harika bir deneyim oldu. Güneşi gözlemledik, lekeleri de gördük. Kesinlikle. Tarihi bir ana da tanıklık ettik. Kesinlikle. Çok sağ ol. Ben şimdi Hubble'a gidiyorum. Gök kubbeyi gözlemleyebilmemize olanak veren bu teleskoplardan farklı bir teleskop daha var. Hubble Uzay Teleskobu. Bu teleskop 1990 yılından itibaren dünya yörüngesinde gezinmeye başladı ve gök biliminde yeni bir heyecan yarattı. Uzak yıldız kümelerindeki yıldızların hızını ölçmeyi başarmadan evrenin yaşına ait tahminleri geliştirmeye kadar modern gök biliminin her aşamasında Hubble'ın çok önemli katkıları var. Teleskopla çıktığımız mini evren gezisi çok keyifliydi. Bilin Bakalım programımızın bu bölümünde sizlere teleskopları anlattık. İşte bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız hepinizi buraya, yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine bekliyoruz.